Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Zengin Adam Neden İsa'dan Ayrıldı adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz, İsa bunu duyunca ona, hala bir eksiğin var dedi. Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Luka 18. bölüm 22 ve 23. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, sonsuz yaşama sahip misiniz? Sonsuz yaşama nasıl sahip olabiliriz? İyilik yaparak, kutsal kitabı okuyarak ya da sadece iyi bir insan olduğumuz için bu mümkün müdür? Daha önceki derslerde gördüğümüz gibi İsa her fırsatta çevresinde toplanan kalabalıklara Tanrı'nın sözü hakkında öğretiyordu. Bir gün kalabalığın içindeki zengin bir adam İsa'ya sonsuz yaşamla ilgili bir soru sormak istedi. İsa yola çıkacağı zaman zengin adam koşarak İsa'nın yanına geldi. Önünde diz çöküp yere kapandı ve İsa'ya "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa ona, "Sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin. Adam öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene, babana saygı göstereceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin." Adamsa, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum. Daha ne eksiğim var?" diye yanıt verdi. Zengin adam, kendi gayretiyle yasayı yerine getirdiği için kurtuluşunun garanti olduğunu düşünüyordu. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bana göre hala bir eksiğin var. Önemli olanı yerine getirmedin." diye karşılık verdi. Zengin adam bu yanıta karşı çok şaşırmıştı. İsa tekrardan adama, "Gerçekten Tanrı'nın buyruklarını doğru biliyorsan ve buyruklarını yerine getirerek yaşıyorsan, neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle," dedi. Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Çünkü çok malı vardı. Bunlardan vazgeçemezdi. Zengin adam sonsuz yaşama kavuşmak istemişti. Ama varını yoğunu satıp parasını yoksullara veremedi. Neden mi? Çünkü onun için elinde var olanlar sonsuz yaşamdan çok daha değerliydi. Bu yüzden üzüntü içinde oradan uzaklaştı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır," dedi. Bunu işitenler büsbütün şaşırmışlardı birbirlerine. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız. İnsan kendi gücüyle Tanrı'nın egemenliğine giremez. Ama Tanrı için değil, Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Yaşadığımız dünyada İnsan belki kendi gayret ve gücüyle zengin olabilir, yüksek bir pozisyona da gelebilir. Fakat aynı yolla sonsuz yaşama kavuşamaz. İyilik yaparak, parayla ya da dünyanın sunduğu başka yollarla Tanrı'nın egemenliğine girmek imkansızdır. Aynı şekilde siyasi güçle veya bilgelikle de kurtuluşa sahip olamayız. Dürüst bir insan olmamız da Tanrı'nın egemenliğine girmemize imkan sağlamaz.
ki ne yapmalıyız? Sadece ve sadece İsa'yı Mesih ve kurtarıcı olarak kabul edip yürekten inananlar ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirenler kurtuluşa sahip olabilir. Kurtuluş Tanrı'nın lütfu ve armağanıdır. Bizi çok seven Tanrı, günahtan bizi kurtarmak için biricik oğlu İsa'yı bize verdi. Günahsız olan İsa, bizim günahlarımız yüzünden çarmıha gerildi ve öldü. İsa'nın ölümüyle tüm günahlarımız bağışlandı. Biz sadece bizim için çarmıhta ölen İsa'ya inanarak kurtuluşa sahip olabiliriz. Ve bizim için dünyadaki en büyük hediye sonsuz yaşamdır. Sevgili arkadaşlar, zengin adam sonsuz yaşama kavuşmak istiyordu. Fakat buna Tanrı'nın isteğine göre değil, kendi isteğine göre, yani iyilik yaparak ve yasayı yerine getirerek kavuşmak istedi. Bu zengin adam için para, tapındığı bir put gibiydi. Parayı çok sevdiğinden ondan vazgeçemedi. Tanrı, bu zengin adamın bütün parasını bırakıp, yeni tapındığı putunu bırakıp, kendisini Rab'be teslim etmesini istedi. Bizim de hayatımızda Tanrı'dan daha çok önemsediğimiz ve vazgeçemediğimiz bir şey var mı? Eğer varsa bunu bir kenara bırakarak Rab'bin isteğini yerine getirip bizi İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşturan Rab Tanrı'ya teşekkür ederek ve onun sözünü öğrenip uygulayarak yaşayalım.